Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ülkemiz gerçekten ekonomide sıkışmış bir durumda. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerden sonra parti içimizdeki seçimlere bir dönüş yaptık. Şimdi de örgütümüz tamamen kendi seçimleriyle uğraşmaktadır. Bu konuda da sizleri bilgilendirmek isterim. Bunun için bugün burada toplandık. Ben öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Fırat. Gıda enflasyonu en yüksek ülkeler sıralamasında resmi veriler itibariyle Türkiye, Avrupa birinci sırada yerini korurken dünyada ilk 10 ülke arasında. Hayat pahalılığı çocuklarımızın temel ihtiyaçları noktasında dahi zor günler geçirmemize sebep olurken yarınlar adına ise daha zor günlerin habercisi niteliğinde olmaya devam ediyor. Çocuklarımız, yani hepimizin en kıymetli varlığı olan çocuklarımız. %90'ı kuru baklagillere ulaşamıyor. %43'ü süt ürünü bulamıyor. %49'un evine meyve girmiyor. Her 10 çocuktan 6'sı ekmek ve makarna ile besleniyor. Her 2 çocuktan biri süt ürünü bulamıyor. Her 10 çocuktan biri et yiyebiliyor. Aynı zamanda çocuklarımızın %67'si sebze yiyemiyor. Sağlıklı bir gelecek için ekonomiyi iktidar eliyle yapılan düzenlemeler ve makyajlar gerçekleri değiştirmiyor. İşin daha kötü yanı bir takım kimseler uğruna tüm bu cefayı, sıkıntı ve derdi halkımız, yani bizler çekiyoruz. Bu yıl Ocak ve Haziran döneminde toplam 827.821 kişi işten çıkarıldı. İşsizlik ödeneği almak üzere işsizlik sigortası fonuna başvuruldu. Bu dönemde başvuranların sadece 360.573'ü işsizlik ödeneği bağlanırken Haziran ayında fiilen işsizlik ödeneği ödemelerinin sayısı ise 334.626 kişide kaldı. Gerçekten siz de sahada yaşıyorsunuz. Herkes iş diye inim inim kullanıyor. Zor bir dönemdeyiz. TÜİK'ün altın nüfus olarak tanımladığı gerçek işsizlerin sayısı ise 8.572.000 olarak hesaplanmıştır. Türkiye'de tarım sektörünün üretimi azalırken yılın ilk çeyreğinde tarım sektörü %3.8 oranında küçülmüştür. Bu yılın ilk 5 aylık döneminde tarım ürünü ve gıda ithalatında %39.91 oranında artış yaşandı. Tarım ürünlerinin üretici fiyatları Mayıs'ta bir önceki aya göre %4.04 oranında artarken yıllık artış oranı ise %57.93 olarak gerçekleşti. Tarım ürünü fiyatları bu yıl Nisan ayında %2.32, geçen yıl Mayıs ayında da 0.66 oranında azalmıştı. Tarım ürünlerinin üretici fiyatlarında yaşanan bu artış, Haziran'da TÜFE kapsamında gıda fiyatlarının aylık %3 artış getirmiştir. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Haziran'da aylık 4.04, yıllık %57.93 artarken 10 aylık ortalama artış %110 oldu. Haziran'daki kurlardaki hızlı hareketlenmenin kısmen maliyetlere yansımasının Temmuz'da daha da belirgin hale gelmesiyle gıda fiyatlarında artışlar tetiklenecektir. Dün arkadaşlar, gençlik kolu başkanımız ve kadın kolları başkanımızın hem ilçe hem il kadın kollarımızı perşembe pazarında çalışmaya görevlendirmişti. Salı günü burada, salı günü pazara. Gelen raporlar gerçekten iç acı. Bunu sizler de yaşıyorsunuzdur basın mensubu olarak. Bir kilo fasulyenin 100 lira olduğu, 100 lira olduğu yerde, bir biberin 25 lira, 30 lira olduğu yerde, domatesin 25-30 lira olduğu bir yerde bu ev nasıl geçinilir arkadaşlar? Bunu sizler de yaşıyorsunuz basın mensubu olarak. Halkımız bunu iyi düşünüyor. Gerçekten geçinmesi çok zor. Bir emekli ailenin 7.500 lira olduğu bir yerde bu insanlar nasıl bir kilo fasulye alacak? Bırakın eti, bırakın eti. Bir kilo meyvanın 50 liradan aşağı bir meyvan var. Ülkemizde merkezi olan, Aydın'da merkezi olan bir kilo incirin dediğim pazarında 100 lira, biraz daha bu kesime geldiğimizde 80 lira arkadaşlar. Bir kilo incirin. İnsanlar çoluğuna, çocuğuna, evine bir şey götüremeyecekler mi? Bu nedir? Gerçekten acı bir ortamdayız.
Döviz kurunda yaşanan artışın başta enerji olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yol açtığı artışın önümüzdeki aylarda tarım ürünü fiyatlarında yansıması bekleniyor. Risk merkezinin verilerine göre son 5 yılda bankalar tarafından kredi kartı veya bireysel kredi borcu yüzünden bankalar tarafından icra tedbiri alındığı halde borcunun tamamı ödemeyenlerin sayısı ise 3 milyon 840 bin kişiye geçti. Torba yasayla hayata geçirilen vergi artışlarında özellikle dolaylı vergilerdeki düzenlemelerle yükün ağırlığı toplumun dar gelirli, ücretli, emekli, çalışan kesimlerine yıkıldı. Taahhüt ettiği halde tahsil edilemeyen vergiler 1 trilyon aşarken bunu tahsil etmek yerine yeni ek vergi getirmesi halkı yoksullaştırıp soluk halamaz hale getirmiştir. Arkadaşlar hepiniz de yaşıyorsunuz. Hepinizin altında iyi veya kötü bir araç var. Yani gün geçmiyor ki akaryakıda zam gelsin. Bu zam nedir? Tahsil edilemeyen vergileri dolaylı vergilerden kasayı doldurmaktır. Harcanan o kasa, boşaltılan o kasayı bu yolla doldurmaya gidiyorlar. Dolduramayacaklar da. Çünkü niye? Bakın hepimiz sigara içenler vardır çünkü. Bir paket sigara bir ayda gelen zam hepimiz yaşıyoruz. Elektriğe gelen zam keza öyle. Yani bu ülkede gerçekten yaşamak zor arkadaşlar. Gerçekten zor. Asgari ücreti zam yaptım diye övüne övüne öndüler. Bugün asgari ücret maalesef kuş haline geldi. Emekli, Bağkur ve sigortalı emeklisi yani cambaz olmaları gerekir bu ortamda geçinebilmeleri için. Biz bunları söyledik ama inanıyorum ki halkımıza anlatamamışız. Daha iyi anlatmanın yollarını bulacağız. Önümüzdeki 8 ay sonra seçimde bunu daha güzel anlatarak topluma daha iyi mesajlar vereceğimize inanıyorum. Konut fiyatları bir yılda %103.6 arttı. Açlık sınırı 10.434 lira oldu. 36.091 olan yoksulluk sınırı ise 11.402 liraya. Asgari ücretin 3 katı arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksulluk dayanışma ofisinin raporunda çarpıcı veriler yer aldı. Rapora göre 32.150.000 kişi yoksulluk, 51.600.000 kişi de açlık sınırının altında yaşıyor. İktidar ve ittifak ortağı danışıklı şekilde sergilediği zam senaryosuyla 4 milyon memuru kök maaşına ve emekliye yansıtmamak için seyane zamları aldatırken milyonlarca memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin insanlık dışı ücretlere mahkum etti. Evet, duyuyoruz işte memura şu kadar zam ama seyane zam. Bunu da biliyorsunuz ki zam maaş köküne yapıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Eğer zam yapacaklarsa o köke yapsınlar. İnsanlar da bir rahat nefes alsınlar. Emekli ve memur zamları hayal kırıklığı oldu. Beklenen tuzak gerçek oldu. %25'lik artışa rağmen milyonlarca emekli sıfır zam alacak. Emekli zamı kök aylıkları yapılacağı için milyonlarca emeklinin ele geçen aylığı değişmeyecek. Memurlara yapılacak ilave ödeme ise maaşları etkilemeyecek. Emekliye yansımayacak. Eskiden emeklerimiz emekli olduğunda hepimiz babalarımız da vardı bilirler. Emekli olduğunda bir daire alırlar, bir araba alırlar, çocuğunu evlendirirlerdi. Şimdi yapabileceklerini biliyorlar mı? Mümkün müyüz? Hele bizim bu çağda sizler emekli olduğunuzda bunun bir tanesini alabileceğinize inanıyor musunuz? Bir tanesini. Ama bizim büyüklerimiz yanlış mıyım saatlerim sizin ekranlarınız. Evini alır, aracını alır, çocuğunu alır. Maalesef günümüzde bu yok. Bitti. Şimdi gününü nasıl kurtarırım hesabındalar. Halkımız bir kez daha düşünmesini sağlık veririm. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun 2023 Küresel Haklar Endeksi raporuna göre Türkiye çalışanlar için en kötü 10 ülkeden birisi. 148 ülkeyi inceleyen rapora göre Türkiye rapora göre 2023'te çalışanlar için en kötü 10 ülke. Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Eswatini, Guatemala, Tunus, Filipinler ve Türkiye olarak kayda geçti. Yakın ülkemiz kimlerle anılıyor arkadaşlar? Kimlerle anılıyor? Türkiye geçtiğimiz yılda işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasında yer aldı. Nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım etmez.
Hükümet ekonomiyi darmadağın etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce ısrar halinde seçimi kazanmak için tüm düğmelere aynı anda bastı. Merkez Bankası kasasında döviz bırakmadı. Ekonomiyi büyük bir istikrarla sürükledi. Ekonomiyi içine sürüklediği bataklığı seçim sürecinin son durağı olan yerel yönetim seçimlerine kadar da şimdi milletten gizlemeye çabası içine girdi. Tulumbada su bitti. Milletin de sabrı tükendi. Diyeceksin ki seçim 2 ay önce geçti, ne oluyor? Biz dedik ya başta, anlatamadık. Söyledik, anlatamadık, suç bizde diye bakıyorum. Keşke daha iyi anlatabilseydik. Ama siz de yaşadınız bu seçimlerde. Yalan, iftira, öyle bir kampanya kuruldu. Halkımız da maalesef bu yalan bir iftiraya kandı. Hükümet 8 ay sonra yapılacak seçimlere kadar sebep olduğu ekonomik soykırım konuşulmasın diye elinden geleni yapıyor. İlk hedefi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve bize destek veren 25,5 milyon insanı dağıtmak, etkisizleştirmek, susturmak, ipe sapa gelmez iftiralarına yerde ve gökte de devam ediyor. Yaklaşan yerel seçimlere giderken milleti bölmek, beraberliğini bozmak istiyor. Tabii bu oyunun içinde başka oyunlar da var. Hükümetin planı yaşam biçim farkları üzerinden milleti ayrıştırarak, bölerek, ekonomik soykırımı unutturmak, aradan sıyrılmak, bunun için de yerel seçimlere kadar elinden geleni yapacağını görüyoruz. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili iktidar ve ortağı yarattığı ekonomik buhrana bakmadan hayalperest bir tablo çiziyor. Özellikle Aydın'da yıllardan beri kazanmaya çalıştıkları Aydın Büyükşehir Belediye'miz ile ilgili iftira, algı ve çamur siyaseti yapanlar bu yerel seçimde de yine hüsrana uğrayacaklardır. Bugün Türkiye'nin neresini giderseniz gidin, Aydın deyince sizin topuklu efeniz var diyorlar. Aydın'da özellikle kadınlarımızın idol olarak gördüğü bir belediye başkanımız var. Gıptayla bakılan, her seçim döneminde halkımızın yoğun teveccühüyle onurlandırılan bir Özlem Çarçoğlu gerçeği var. Aydın'da iktidar ortağının yürüttüğü yol çıkmaz sokaktan başka bir yere çıkmaz. Örgütlerimizin yoğun gayreti ve her bir partili arkadaşımızın vereceği emek ile Aydın'da rekor bir oy ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ve mevcut belediyelerimiz üzerine sizlerin de hiç tahmin etmeyeceği ilçeleri kazanarak yerel seçimlerden alnımızı afiyetle çıkacağız. Çünkü biliyorsunuz hele son günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden Sayın Belediye Başkanımızı olmadık laflar ediliyor. Ben şunu söyleyeyim. Önce Özlem Çarşı'nın ağzını alırken, Büyükşehir Belediye Başkanı ağzını alırken her bir parti 10 sefer, 100 sefer, 1000 sefer düşünsün öyle alsın. Şöyle ki Büyükşehir Belediye Başkanımız gecesini gündüzünü gündüz demeden gerçekten var gücüyle çalışan birisi. Halkından da zaten bunun karşılığını fazlasıyla alıyor. Bunu 8 ay sonra yapacağız seçimde hep beraber yaşayacağız. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Yani bilmiyorum diğer ilçeler, diğer partiler Aydın'daki başarısızlıklarını örtmek için buraya saldırıyorlar. Yani tamam, Cumhurbaşkanı seçiminde aldılar. Burada da kazanamadıkları için, Aydın'da kazanamadıkları için Aydın'a bir saldırı yapıyorlar. Ama nafile. Geçenlerde MHP İl Başkanı bir açıklama yaptı. Hem şahsımı hem partimizi eleştirmiş, birkaç kalem söylemek gerekirse boş hayalin rüzgarı sert olur. Zamların ön arkası kesilmiyor. Millet ekonomik olarak perişan olmuş durumda. Çocuklar aç. Sayın Alıcık, çocuklar aç. Evlatlarını maddi şartlardan üniversiteye, okula gönderemeyen aileler var. Biraz vicdanın var ise çık da bir şeyler söyle. Milleti savun. Bu milletin evlatlarını savun. Ülke istila haline geldi. Kaçak göçmenler yurdun her tarafında. Neden ağzınızı açmıyorsunuz? İktidar ortağı olmak herhalde tatlı geldi. Kamu kurumlarına kontenjanlar verildi. O yüzden sesinizi
çıkartamıyorsunuz. Yazıktır. Gerçekten yazıktır. Türkiye'de 8 ay sonra yapılacak seçimler çok önemli bir dönemeç. Artık bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar dayanışma içinde yaklaşan seçimleri birlikte hazırlanmalıyız. Kendimize güveneceğiz. Birbirimize suçlamayacağız. Birlikte doğruları bulacağız. Bize oy veren 25,5 milyon dahil milletimizin hiçbir ferdinin hakkını yedirmeyeceğiz. Arkamızdaki desteği 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız. Hükümetin uyguladığı ekonomik soykırımın, sığınmacı meselesinin ikircikli yaklaşımının İsveç'e Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından sonra ettiği sözleri bir gecede yalayıp yutmasının, hayal kırıklığına uğrattığı son seçimlerde AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy veren yurttaşlarımızı da bunun hesabını sormak için saflarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bekliyoruz. Despotlara, bölücülere, ülkemizin itibarını kastedenlere, ekonomik soykırım uygulayanlara, hukuk devletini tanımayanlara geçit vermeyeceğiz. Çünkü güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi var. 25,5 milyon oy almış bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu geçit vermeyeceğiz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.